Herkese merhabalar sevgili takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz bakalım. Bugün de sizlerle videomun açılışını şöyle almış olduğumuz, bakın, fasulyemizi pişirdik. Burada fasulyemiz var. Pişirdik bunu. Şurada soğanını, biberini kavuruyoruz. Burada yarım şöyle domates vardı. Domatesimizi koyacağız. Burada domates salçamızla biber salçası var. Onları da ekleyeceğiz. Şöyle soğanlarımız burada kavruluyor. Fasulyemiz de yeni aldığımız fasulye. Bir deneyelim dedik bakalım. Şöyle iri taneli güzel bir fasulye pişirdik bakalım. Deneyeceğiz. Soğanlarımız da kavrulsun. Ben neler yapıyorsunuz abicim ablalarım? Nasılsınız bakalım? Biz bugün şöyle fasulye yemeği yapıyoruz. Yanında pirinç pilavı yapacağız. Havada bugün yağmur, güneş hiç şey yapmadı, çıkmadı. Normalde bugün biz Bolu'ya gidelim diyorduk, hani çekimlerimizi Bolu'dan yapacak, bir sabah kahvaltısı falan yapalım diye sizlere sürpriz. Havada böyle yağışlı olunca gidemedik, erteledik. Yakın zamanda inşallah Bolu'ya gideceğiz arkadaşlar. Annemin köyünü bir ziyaret edeceğiz. Oraları çekeceğim inşallah size. Yeniçer Gölü falan var. O gölün kenarında falan kahvaltı yapalım edelim diyorduk ama nasip olmadı bugüne. İnşallah başka hafta diyelim. Şöyle soğanlarımız da kavruluyor burada. Annem de çamaşırları asmaya çıktı balkona. Yağmurdan dedi. Şey yapayım, asayım. Yağmur geliyor. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bugün menülerde neler var bakalım. Ne pişiriyorsunuz? O sırada ben toz biberimi de çıkarayım bir. Hazır olsun. Bunları da hazır edelim. Bu aralar biraz izlenmeler düştü arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum açıkçası. Yani izlenmeler niye düştü bilmiyorum, hani bazen hani kendisi de şey yapıyor, düşürüyor da. Bir düşüşteyiz izlenmelerde. Evet, şöyle salçalarımızı da ekledik. Salçayla da bir kavrulsun. Salçalarımızı falan da kavurduk. Bakın. Fasulyemizin sosu hazırlanıyor bu şekilde. Kaynıyor burada. Ne fasulyesiydi bu?
İspir fasulyesi, büyük fasulye. Evet. Tuz atılmadı sanırım, değil mi? Attım. Attın mı? Şarkını attık da bakarız ki. Evet, şöyle. Şöyle bir tık daha kaynasın. Şeyini alsın. Salçasını, tadını, tuzunu. Tamam. Tülemiz böyle pişerken de annem de pirinci çıkarttı. Pirinci ıslatsın bakalım. Biz de şuraları bir toplayalım. Bakın. Biraz daha pişsin böyle. Altını kapatırız. Pirincimiz ıslanmıştı. Şimdi annem şöyle göstereyim size fasulyeyi, bakın. Mis gibi. Pirinci ıslattık. Pilava başlıyoruz değil mi anne? Pilav yapacağım. Tereyağlı pirinç pilavı. Ben tereyağını böyle yapayım. İyi oluyor. Güzel oluyor değil mi? Daha iyi kavruluyor. Tadı da lezzeti de güzel oluyor. Yağ yanmış. He. Şey parça parça böyle koyup da. Evet. Biraz da sıvı yağ ekledi. Bunu yanmaması için mi koyuyorsun yağı? Sıvı yağı? Biraz daha iyi oluyor. Yani yanmaması için hem de daha güzel oluyor. Yani sadece tereyağı değil de hmm. Daha bir yağdan katması da güzel oluyor. Şuradan da koyayım. Sandalye örtülerini kaldırdın mı? Yıkamaya mı koydun? Yıkadık bunları. Yeni şeylerimiz gelecek ya. Evet. Sandalye gelecek ya. Yeni masa sandalye takımımız inşallah. Bu sandalyeleri de öbür balkona koyalım. Orada şey yaparız, otururuz. Aynen. Köye hiç götürmeye gerek yok. Köyde çok zaten. Sandalye yapacağım. Zaten havalar ısınıyor. Orada da oturulur. Aynen. Ama bir muşamba ayarlamak lazım. He? Bir ansızın yağmur gelirse diye muşamba için. Olmaz, olmaz mı? Zaten kaç tane? Onlardan 3 tane var. 4 tane almış. Biri kırın kırın. Hmm, bacağı onun şey oldu gitti. Pirincimiz ıslandı. Şimdi yıkanıyor. Pirinç pilavı. Artık aha, sanayi de çıksın da. Yağmurlar var, yağmurlar da gitsin. Yağmur, toz, bulut evet, derken valla. O balkon demirleri. Sapsarı toz. Doğru, gibi. Doğru. Bu sene çok toz oldu. Bu sene çok... Herkes ama şikayet ediyor, her tarafta var. Tabii tabii, tüm Türkiye geneli oldu ya. O... Bilmiyorum artık da. Bir ara öyle yazıyordu internette, yok Afrika'nın tozu falan diye de. Yani çok oldu bu sene. İlk defa bu kadar oldu. Şöyle yağımız da erisi, tereyağımız. Arpa şehriyesini de koyduk. Biraz da onunla kavrulsun. Pilav için suyu da annem koymuş çaydanla. Böyle. Çorbamızı burunda çıkaralım. Mercimek çorbası. Dün yapmıştık bunu da. Tereyağının kokusuna bayılıyorum. Çok güzel kokuyor. Bir de tereyağı çok güzel. Benim hoşuma gidiyor bunu. Kebir mi? Kebir. Güzel ya. Böyle tam böyle pişerken şöyle köpürüyor ya. O zaman kokusu değil güzel mi? Güzel oluyor değil mi? Mis gibi kokuyor bak. Evet. Hmm. Cacık mı yapsak? İçine salata, orek de. Cacık
Çocuk daha iyi olur. Çocuk daha iyi olur. Az başlamam dedim. Dün biber turşusunu da açtık. Biber onu da şey yapalım. Çok acı değilmiş ama biberi. Ben hani fazla yemediğim için. Ha, yok yok, biberi öyle acı değilmiş. Yeterli değil mi? Yeterli. Yeterli. Saldırız canım. Tamam. Nasıl köpürüyorum? Yağlı. Köpük köpük olmuş. Güzel taze demek ki ya. Evet. İyi. Şeyi güzel. Hep ben bundan alayım. Çok güzel oluyor. Biraz da böyle pirinci kavuruyoruz. Ondan sonra suyunu veriyoruz. Tereyağlı pirinç pilavı. Tamam, ben soyayım mı şimdi? Ha, olur. Böyle. Yağmurda bir yağıyor, bir duruyor. Bugün vallahi hava şöyle açıkmış gibi gözüküyor ama yağmur yağdı. Böyle. Yılbaşı çiçeği. Geç açan yılbaşı çiçeği bu. Bunun adı böyle. Şu da yeni yeni açmaya başladı. Bak bunu sen şey yapmışsın ya. Kurumuş yerlerini almışsın ya, kendine gelmiş bu. Şu mor zarf, zarf çiçeği mi? Zarf mı? Ha, açmış bak. Böyle. Kuruyan dalmanı sarılan şeylerden aldım. İyi bak, güzel olmuş öyle. Şimdi de şurada ne oldu? Çekti. Böyle koydum. Burada da sarımsaklı yoğurtumuz vardı şöyle. Sen sarımsaklı yoğurt yapıyorsun. Bunun içinde. Daha bundan hiç güzel olur. Pilav tane tane olur. Yok, turşu var, cacık var, yeterli o. Yok yok, ekstra bir salata yapmayalım. Evet, pilavımızın şöyle suyunu da ekledik. Bakın, tereyağın sarılığı üstüne çıktı. Güzel bir kokuyla bu böyle pişecek, demini alacak. Çorbamız da hazır. Şöyle cacığımız da hazır. Bakın böyle güzelce. Hadi bakalım. Pilavımız pişti. Şöyle pilav hazır. Çiğ köftemiz vardı şöyle hazır aldığımız. Onu da şu şekilde hazırladık birazdan. Masamızı hazırlarız inşallah. Masamız şöyle. Hazırlıyoruz. Turşularımızı çıkarttık. Şu şekilde cacıklarımız da bakın. Böyle. Annem de ekmekleri çıkartsın bakalım. Çorbamızın da altını açtık. O da ısınıyor böyle. Güzelce. Şöyle turşumuz. Yaptığımız
Belki acı olur dedim de acı çıkmadı. Ya yani çok fazla öyle şey bir acısı yok yani. Evet. Haydi bakalım. Dinle annem bunları yıkadı, kuruladı böyle şimdi kaselerimize çorbalarımızı koyalım bakalım. Yeni aldığımız tabaklarımızda. Çorbalarımızı da doldurduk. Bizlere şöyle afiyetler olsun sevgili dostlarımız. Şöyle limonumuzu da sıkalım güzelce. Haydi bakalım afiyet olsun. Herkese merhabalar sevgili takipçilerimiz. Bugün de şöyle markete, pazara geldik yaprak bakmaya. Annem bir yaprak fiyatlarını araştıralım bir bakalım dedi. Artık yaprak alma zamanı değil mi? Evet, yaprak yapma zamanı. Bu ayda yaparsa daha iyi olur. İlk yaprak çıkan güzel olur. Doğru. Bana ilaçlanıyor, olmuyor. Yeni taze yapraklar. Ha, piyasadaki yaprak. Ha. Uygun, sana bakalım. Onlardan şey yapalım. Alırız. Fiyatlarına da bir şey yapalım bakalım. Bir pazara bir de kimseye şey yapacağız, bakacağız. Böyle. Fiyatlara bir bakalım. Ondan sonra direkt oradan da şeye, pazara bakacağız. İki tarafında fiyatlarını karşılaştıralım. Burada ne kadarmış? Sebze reyonuna geldik. Pazara doğru gidiyoruz bakalım. Markette 79.90'mış yaprağın kilosu. Pazarda ne kadar? Oradan da bir öğrenelim. Ona göre beğenirsek alırız. Değil mi? Bakalım Batıkent pazarı. Ne? Ha, onu bilmiyorum. Bakarız artık şöyle. Annem önden gitsin. Burada da böyle ceviz, kayısı, mayısı var. Sen git önden. Balık mevsimi artık yavaş yavaş şey oluyor ya. Balık zamanı böyle balık satılıyor sonra. Elbise, ayakkabıcı dükkanına geri çeviriyorlar. Mevsim bitince. Ne? Ekmek arası palamut 90. Hamsi 80 lira. Böyle buralarda. Çarşılar, akvaryum çarşısı. Böyle. Ama burada da dönerci varmış. Bak ben burayı görmediydim. Bülent... Börekçi vardı da kapatmış mı? Kapattık diyor. Aktar baharat. Ha, kapanmış kapanmış. Kalabalık pazar. Evet, pazara geldik. Hemen karşımızda da yaprak duruyor zaten anne. Tokat yaprağı. Baksana. Ne kadar sen? 80 lira. Şuradan başlayalım da. Ha, bak işte. Bak burayı da açıyor abi yapraklarda. Bitirmişler hep. Aynı kimse fiyatı. Ha, bak. Yo. Abi ne kadardı? 80. 80. 80'miş yani. Güzel bak buranın yaprağı da. Şöyle bir gezelim bakalım pazarda. En son alışverişimizi yapar. Artık alırız. Yere dikkat et. Ha.
Önüne dikkat et. Böyle. Bugün Batıkent pazardayız. Hep beraber hem fiyatlara bakalım hem gezelim. Abilerim ablalarım bakın. Az önce marketten de aldık fiyatları baktık. Hani karşılaştırmak için. Şimdi de pazardayız. Böyle. Ha şey de anne. Madımak da var. Ne? Madımaklar, yemlikler. Dede sakalları, tüm ot çeşitleri şey yapmış. Çıkmış pazarda. Böyle. Haydi bakalım. Abi iyi karpuz. Portakal 20 liraymış. Şey, kilosu. Annemle bugün pazardayız. Yapraklara bakıyoruz. Kat yaprağı, sarı üzüm. 85 de çok alırsan ikram ederim. Haydi bakalım çık. Domatesler falan şey güzel görünüyor. 25 lira, 35 lira. Salkım domates. Böyle. Şuraya da bir bakayım ben. Anne. Hı. Ay bak şunlar işte. Çok güzel. Bakın böyle. İşte bunlar güzel değil mi? Bak Merve istiyordu bunlardan. Merve şunlardan bak. Şöyle beyazı var. Sarısı, moru, fuşyası hepsi var böyle. Ha, bu da değişik bir şey. Bunlar da aynı plastik olan canlı. Canlı çiçek hani bunlar. Ha, yıldız çiçekleri şunlar. Bak küpeliler, küçük küpeliler orada. Ha, Begonvil Merve'nin dedi işte. Merve bundan diyordu. Begonviller çok güzel bunlar. Bir de şöyle karşı tarafa bir bakalım orada ne varmış. O tarafta ne var bir bakalım. Ha bak tohumcu, tohumlar varmış bak burada. Ya böyle ıskalar, tohum çeşitleri hepsi var. Haydi bakalım. Fideler gelmiş ha. Kaç tane alacağız? Şöyle fesleğenler, tereler, maydanozlar burada hepsi var. Bahçelerin begonya çeşitleri de gelmiş. Kırmızı marul. Şu neymiş? Şu da değişik bir şey. Bu da değişik bir şey. Sukulentler. Nane var, kekik var. Maydanoz, kıvırcık, kırmızı kıvırcık böyle. Evet, çiçeklere bakarken şöyle tekrar yaprak geldik. Bak. Yaprak azalmış. Millet alıyor. Yaprakları hep. Böyle. Geçen sene yazında herhalde. Pazarda bir ürün alacaktık. Mervegil falan. Alalım aldım diyene kadar ürün bitiyordu. O gibi. Vallahi. Bak şöyle. Bak şöyle enginarlar falan hep tazece gelmiş. İç baklalar, taze bakla.
Abi bu ne? Çiliş abi. Roger! Böyle bak Roger! Değişik otlar da var, size göstereyim. Bir yaprağım var, alak başı. Annem de şuradan yaprağını alsın. Ha? Huzura diyor. Az önce ha. O kasa için mi dedi acaba? Ne yaptı? Haydi bakalım, bugün pazarda. Şöyle 80 liraymış. 6 kilo alalım dedik. 480, düz 500 liraya tamamlayacağız. Bakın. Şurada da şey var. Ispıt var köşede, gördün mü? Böyle. Yaprağı alıyoruz buradan böyle. Bitsin ya. Sağ olasın. Evet, yaprağımızı aldık. Şimdi şöyle çiçekçi abime de geldim bakalım. Abim de sağ olsun. Fiyat da uygun fiyat yapıyorum dedi. Şu seçtiklerimizi alalım bakalım. Evet, balkonumuzu güzelleştirmek için çiçeklerimizi de aldık. Bu şekilde yaprağımızı aldık. Yaprak aldık. Çiçek aldık derken böyle gidiyoruz bakalım. Arabaya yerleştirelim bunları. Masaya getirdim bakın. Bu şekilde birazdan da balkonumuzu bir düzeltelim bakalım. Nereye ne koyacağız. Haydi gelin bakalım. Çiçek köşemizde. Evet. Yaz köşemizde. Çiçek köşemiz. Yaz köşemiz. Annemin de dediği gibi şöyle. Bakın. Bu şekilde şöyle kombinin bacasına astık. Beyaz. Her yerimiz çiçek doldu. Aynen, çiçek güzel oldu çiçek. Bakın. Şöyle. Burayı böyle çiçek köşesi yaptık. Sularını verdik böyle. Buradan. Burada da diğer çiçeklerimiz var. Sardunyalar. Şuralara koyduk ama buralardan çok sarkıyor. Yani şurası fazla geniş olmadığı için, buraya çok sarktığı için biz böyle değerlendik. Burayı tamamen bir çiçek köşesi yaptık arkadaşlar. Yaz köşesi. Valla güzel oldu. Bakın yakından da şöyle size renklerini göstereyim. Bakın daha bir iyi belli oluyor böyle. Renkleri böyle. Eflatun, mor. Sarı.